Kendi kendime konuşmacalar ya, ben yine heyecanlandım. Çok heyecanlıyım ve başlıyorum. Aa, heyecan heyecan. Ay bir dakika, mikrofonu şey yaptım, şöyle yapayım. Aloha. Bugün sizlerle son zamanlarda okuduğum ve bana ilham olan, çok sevdiğim bir kitabı paylaşmak istiyorum. Özellikle bu videoda sadece bu kitabı ele almak istedim. Yani 4-5-6 kitap paylaştım böyle kitap önerisi videosunda. Bu kitaptan da böyle biraz bahsedip geçmek istemedim. Gerçekten bu kitabın böyle hakkını vererek, çünkü bende çok derin etki bıraktı ve ben biyografi kitaplarını çok seviyorum. O yüzden bu videoyu buna ayırmak istedim. Özellikle aranızda biyografi kitapları sevenler olduğunu da biliyorum ve bunu paylaşmak istediğim için de zaten dediğim gibi hani bu videoyu buna ayırdım. Bahsetmek istediğim kitap arkadaşlar Dave Grohl'un Hikayeci kitabı. Hikayeci olarak Türkçe'ye çevrildi ama aslında İngilizcesi The Story Tale, The Tales of Life and Music diye, yani hikaye anlatıcı, hayat ve müzik hikayeleri olarak aslında hani İngilizcesi, ama tabii hani daha kısa olsun diye hikayeci olarak çevrilmiş. 376 sayfalık bir kitap. Bunun yanı sıra Cenk Pamay çevirmiş ve Domingo yayınlarından çıktı. Ve 2021 yılında yayınlandı. Zaten New York Times tarafından da en çok satanlar listesine girmiş. Ben çıktığı an, yani gördüğüm an almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam da Melikşah'ın bir videosunda görmüştüm. Ya da ondan önce almıştım ama onun videosunda da görmüştüm. Yani ilk çıktığı zamanlarda aldım. Ama ben böyle bu kitap bitmesin diye, yani gerçekten günde 10 sayfa 15 sayfa okuya okuya gittim. Zaten vloglarımı da izliyorsanız hani orada da böyle ara ara okuduğum yerlerden hani size de göstermiştim. Ve yine yeniden tam video çekerken posta geldi arkadaşlar. Neyse, devam ediyorum. Şundan bahsediyordum. Vloglardan zaten hani izliyorsanız orada da böyle artık o kadar sevdiğim için bu kitabı ve merak ettiğim için de 10 sayfa 15 dakika 15 sayfa günde hani okuyarak böyle yavaş yavaş ilerlemek istedim. Dediğim gibi yani beni çok etkileyen bir kitap oldu. Dave Grohl 14 Ocak 1969 yılında Ohio, Amerika'da doğdu. Ve Oğlak Burcu olduğunu da açıkçası hani ben bu kitabı okurken çok algıladım. Çünkü özellikle hani bu videoyu burçlara bağlamayacağım ama hani karakterini anlatırken tamam dedim, yani kesinlikle toprak grubu bir burç olması gerekiyor. Ya da su grubu ama bence toprak. Sonra bu videoyu işte şimdi çekmeden önce baktığımda da Oğlak Burcu olduğunu gördüm ve hiç şaşırmadım. Dave Grohl'un ben açıkçası bu kadar yalın ve dürüst ve filtresiz bir dili olduğunu bilmiyordum. Zaten kendisi hani yerinde duramayan, müziğe aşık ve gerçekten aslında müziğe aşık demek bile bence yetersiz olur. Müziği yaşayan birisi ve ben hayatın her alanında sanatla ya da o insan her ne yapıyorsa bunu tutkuyla yapan ve o olan. Yani gerçekten benim hayatımda çok yer yer deneyimlediğim hani bir şeyi yapmaktan öte o iş ne yapıyorsanız o kadar o oluyorsunuz ki tüm mevcudiyetinizle orada oluyorsunuz, o anda oluyorsunuz ve ona böyle tutkuyla onu yapıyorsunuz. Yani o anda işte Dave Grohl müzik oluyor. Onu çok algıladım ve zaten onun yaklaşımı da bu şekilde. En azından benim okuduğumda algıladığım hali bu oldu. Ve hani birçoğunuzun bildiği üzere kendisi Nirvana'nın bateristi ve Foo Fighters'ın solisti. Bunun yanı sıra tabii ki de hani müzikal geçmişine baktığınız zaman çocukluğundan itibaren birçok grupta yer aldığını ve aslında hani bu kitabı biraz romantik yapan bir halde müziğe nasıl başladığı ve annesiyle olan ilişkisi de oldu. Çünkü o bana çok dokundu. Bu kitabı okumadan önce Dave Grohl'la ilgili açıkçası çok bilgi sahibi değildim ve hani Kurt Cobain'i çok sevdiğim için ve Kurt Cobain'in, yani Nirvana'nın davulcusu olduğu için de az önce dediğim gibi hani çıkar çıkmaz okumak istedim. Şimdi tüm bunları söylemişken çok yalın, filtresiz ve gerçekten dürüst bir dili var. Ve kendisi normalde de çok böyle koşturan ve hayata aslında yetemeyen, zamanını bir şekilde çok fazla dolduran ve kendine zaman bulduğu anlarda da zaten direkt ailesiyle olan biri anladığım kadarıyla. O yüzden de hani böyle bir kitap yazmaya zamanı yokmuş normal olarak ve pandemiyle beraber bu kitabı yazmaya karar vermiş ve bütün hikayesini aslında dünyaya duyurmak istemiş.
Eksik kalan bir yeri oldu yalnız. Hani ben bu kitabı özellikle Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'i biraz daha tanımak için de okumak istedim. Hani sadece Dave Grohl değil. Sonuçta Nirvana'yla yıllarca, aslında çok da uzun bir süre değil, 2,5-3 ya da 3,5 sene kadar çalışmış olmaları gerekiyor. Öyle hatırlıyorum. Ve hani biraz daha Kurt Cobain'i tanıyayım, onunla olan anılarını da biraz daha okuyayım diye de okudum. Ama hani çok yer vermemiş. Tabii ki de değinmiş, arkadaşlıklarını anlatmış. Ama hani böyle hani sayfalarca Kurt Cobain'den ve Nirvana'yla olan ilişkisinden bahsetmiyor. Onu da belirtmemde fayda var. Kitap kısaca nelerden bahsediyor? Dediğim gibi Dave Grohl kendi küçüklüğünden itibaren aslında nasıl bir hayat yaşadığını, nerede büyüdüğünü, ailesiyle olan ilişkisini, annesiyle babasıyla olan özellikle ilişkisini, aslında babasıyla olmayan ilişkisinin onu nasıl etkilediği ve annesiyle olan ilişkisinin onu nasıl harmanladığını da, sevgiyle böyle aslında sarıp sarmaladığını da görüyorsunuz ve bir insanın şekillenmesinde, bir çocuğun hani gençlik dönemine gelmesi ve sonrasında aslında hayatını nasıl şekillendirdiği, o aileden aldığı sadece sevgi saygı değil de aslında olma şeklinin kabullenmesiyle de olduğunu da gördüm ben. O açıdan da bana ilham olan ve vay be ne kadar sevgiyle büyümüş annesi tarafından dedirten bir kitap oldu. Tabii ki de işte gençlik yıllarında müzikle tanışması ve o hani 70'li yıllarda, 80'li yıllarda büyüdüğü için ve o zaman tabii ki böyle dijital bir dünyada yaşamadığımız ve daha analog bir dünya var olduğu için, o analog dünyadaki işte plaklar olsun, CD'ler olsun, işte yeraltı böyle barlarında punk rock konserleri falan, hani onlarla ilgili anılarına da yer veriyor. Sonra işte gençlik çağında çaldığı gruplar, o grup arkadaşlarıyla olan ilişkileri, bunun yanı sıra sonrasında baba olmasının onu nasıl etkilediği ve ne kadar yokluk yaşadığı, aslında ünlüyken bile hani bir tırnak içinde ünsüzmüş gibi yaşaması, işte bir konserve fasulyeyle mi, sosisli bir hardallı sosis miydi, böyle işte Amerika'da olan bir yiyecekle günlerini geçirdiğinden de bahsediyor arkadaşlar. Gerçekten hani vay be dedim, ne hayatlar var ve bu hayatı bizimle paylaşması bence büyük şans. Tabii ki şunu da söylememde fayda var. Hani siz de benim gibi müzik seviyorsanız biyografi kitabı okumayı ve başkalarının hayatını bilmek size keyif veriyorsa da diyeyim. Sonuçta ben hani müzikle de, psikolojiyle de, biyografiyle de hem dizilerde, filmlerde hem kitaplarda çok aşırı neşirim. Çok hoşuma gidiyor. Bunlardan siz de keyif alıyorsanız bu kitabı okuyun derim. Yani eminim birçok yerde vay be deyip böyle size dokunduğunu göreceksiniz diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra Iggy Pop, AC/DC gibi kahramanlarıyla da tanışıyor ve bu kahramanlarla tanıştığında ne hissediyor, neler yaşıyor, nasıl tanışıyorlar ve mesela Beatles'ın üyeleriyle böyle arkadaş olması, onların evine gelmesi, yani Dave Grohl'un evine gelmeleri, sonrasında çocuklarının nasıl etkilediği, böyle bir yaşantının çocuklarını nasıl etkilediği, turnede olmanın hem zorlukları hem de aslında çok kolaylıkları ve şu anlamda da beni çok etkiledi. Hani bazen size de oluyor mu? Böyle hayat çok fazla geliyor gibi oluyor ya da hiçbir şey yetişemeyecekmişim gibi hissettiğim benim çok oluyor açıkçası ve çok şeyi aynı anda yapmak istiyorum. Kendisi de böyle bir insan ve aslında buna nasıl zaman ayırabildiğinden de bahsediyor. Bu anlamda da bana ilham oldu. Bunun yanı sıra dediğim gibi baba olmasının da üzerinde duruyor. Ve hani kısaca anlatmam gerekirse, çok tabii ki de böyle hani size kitabı burada bir 10-15-20 dakikada anlatmam mümkün değil ve zaten çok da detaya inmek istemiyorum. Ama hani genel hatlarıyla böyle bir kitaptı. Okuması çok keyifli bir kitaptı. Hani eğer benim kadar böyle sindire sindire okumak istemeyenleriniz varsa da bir iki günde rahatlıkla bitirebileceğiniz bir kitap, bir kahveniz eşliğinde. Ve sonlara yaklaşırken de, yani zaten kitap önerisi videolarımdan hatırlarsınız, ben altını çizerek okuyorum ve altını çizdiğim yerlerden sizinle de paylaşmak istediğim yerler oluyor. Ve bu videoda biraz böyle altını çizdiğim yerleri de paylaşayım istedim. Videoyu çekmeden önce bakmadım arkadaşlar, yani şuraları paylaşayım diye değil, şöyle genel olarak baktığımda yani duracağım ve neresi gelirse oraları okuyacağım size. Mesela şöyle. 142. sayfada alıntılamışım, yani daha doğrusu altını çizdiğim bir yer olmuş. Okuyorum. Kolektif sesimizin yatsınamaz gücü, o küçücük alana sığmayacak kadar büyümeye başlamıştı sanki.
Bu şarkılar uzun süre sırrımız kalmayacaklardı. Yakında herkesi sinsice yakalayıp gafil avlayacaklardı. Bu zaten sanırım Nirvana ile olan tanışması ve Nirvana'nın dünya çapında bir üne kavuşması. Bu üne kavuşurken de aslında hani ne yollardan geçtiklerini anlattığı kısımdı. Bir de şunu da hatırladım şimdi bunu okurken. Kitapta şuna da yer veriyor. Müzik endüstrisi bayağı hani sonuçta paranın döndüğü bir alan ve o alanda barınabilmek için, daha doğrusu kendi istediğin gibi kendi müziğini yapabilmen için hani kendi şirketini kurman da gerekiyor ve ona da yer veriyor. Çünkü hani ben tabii ki de bir müzisyen değilim, bir solist değilim. Ama anladığım kadarıyla Şebnem Ferah da bundan bahsetmişti Türkiye için, hatırlıyorum yıllar önce. Müzikte kendi istediğiniz gibi hani şarkılarınızı hem kendiniz yazıp kendiniz besteleyip ve kendi istediğiniz şekilde sesinizi duyurmak çok mümkün olmayabiliyormuş. Zaten bence bu yüzden de çok saçma sapan şarkılar hani bu dinlenir diye ve para kazanmak için de piyasaya çıkıyor. Buradan da anlayabiliriz. Bir yeri daha okumak istiyorum size 143. sayfadan. Konu sonunda stüdyo seçimine gelmişti. En önemli unsurlardan biri olan bu konu her albüm kaydının sonucunu kesinlikle belirleyen bir faktördür. Kayıt stüdyoları sevgililer gibidir. Hiçbiri bir diğerine benzemez ve hiçbiri mükemmel değildir. İşin püf noktası içindekini ortaya çıkaracak o stüdyoyu bulmaktır. Ya bence çok güzel. Yani bunları bilmek bana çok keyif verdi. Böyle duygulandım arkadaşlar. Sanki tabii ki de tanımıyorum kendisini ama böyle bir arkadaşım günlüğünü paylaşmış ve onu okuyorum gibi hissettim. Bu arada böyle bır anlatıyorum ama şunu da hatırladım. Hani ben daha detay, daha çok anlatmasını isterdim. Yani daha detay vermesini isterdim kendisinin, Dave Grohl'un. Ama hani anlatmak istediği kadarını anlattı ve tabii ki o da herhalde bu kitap 500-600 sayfa olsun istemediği için de biraz kısa kestiğini de düşünüyorum. Ve birkaç alıntı, daha doğrusu altın çizdiğim yeri daha okuyayım istedim. 162. sayfadan. Her an raydan çıkabilecek bir Luna Park treni haline gelmişti. Altını çizmişim. Bir de şu 163. sayfadan. Ben hem müziği hem komediyi seven biri olarak elimde gitarımla toplumun dışında yaşamaya karar vermiştim. İşe bak. Evet, yine Kurt Cobain'in olduğu bir yeri buldum ve oradan okuyorum 165. sayfadan. Çekimin ilk gününde Los Angeles'a vardığımda Kurt'un iyi olmadığını fark ettim. Kırılgan ve morali bozuk görünüyordu. Ayrıca gruptan uzaktayken uyuşturucu kullandığı gözlerindeki bakıştan belli oluyordu. 52. sayfadan arkadaşlar. Bugün dönüp baktığımda önümde uzanan o uzun yolu izlemenin verdiği zevkin daha sonra o aynı yolları takip etmek için bana ilham verdiğini düşünüyorum. Ben buradan nacizane Dave Grohl'a, tabii ki de bu videoyu zaten kendisi Türkçe bilmediği için altyazı varsa belki ama kendisine ulaşacağını düşünmüyorum. Belki de tabii neler mümkün. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani minnettarım. En azından bu enerjiyi vermek istiyorum bu kitabı yazdığı için. Bence çok kıymetli. Eğer okumayı seçenleriniz varsa okuyun derim. Bu arada bu kitabı ben birinize hediye edeceğim. Ve şöyle bir şey düşündüm. Bu videonun altına yorum yazın ve yorum yazanlardan birinizi seçeceğim. Ama bu video yayınlandığından itibaren arkadaşlar bir ay içinde yorum yazmanız önemli. Hani bakacağım, hani bu videoyu ne zaman yayınladıysak bir ay sonra gelen yorumlar için geçerli olmayacak. O yüzden hani kaç tane yorum yazabilirim diye bana sormanıza gerek yok. Bazen soru yani böyle sorular geliyor. İstediğiniz kadar yorum yazabilirsiniz. Ama özellikle sorum şu, siz bu kitabı okumayı düşünüyor musunuz? Okumadıysanız, yani okumayı düşünmüyorsanız neden? Bunu merak ediyorum. Okumayı düşünüyorsanız ya da okuduysanız da görüşlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Bununla ilgili yorumlar gelirse sevinirim. Bir de tabii ayrıca sizin benim okumamı istediğiniz, hani Kardelen bu kitabı da ele al dediğiniz başka kitaplar varsa onu da yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Normalde biliyorsunuz hani böyle bir kitap ya da bir filmi ya da hani genelde tek olarak ele aldığım videolar daha nadir çekiyorum. Ama gerçekten içime işleyen, bana ilham olan ve özellikle böyle bir videoyu ona ayırmak istediğim filmler, diziler, kitapları da bu şekilde ele alıyorum. Diyorum ve artık yavaştan bu videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için, varlığınız için, zaman ayırdığınız için kocaman 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 mahalo arkadaşlar. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Instagram'dan takipte kalmak isterseniz şuraya bir yerlere Instagram'ı bırakıyorum. Oradan zaten daha anlık olarak hem hani storylerden takip etme şansınız olur hem de belki biraz beni daha yakından tanımak isterseniz oradan tanıyabilirsiniz diyorum.
Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her hafta cuma günleri 6'da video geliyor. O yüzden hani haberdar olmak için zili açarsanız zaten bildirim gelecektir. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Pembelerimi boyadım arkadaşlar, gördünüz mü? Ya bu kamerada ben böyle bakınca kendimi çok büyük görüyorum. Yani ben de böyle şeyler düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada hani Kardelen şu içerikte de video çek. Hani bambaşka bir içerik olabilir. Biliyorsunuz genelde işte vloglar, kitap, film, dizi önerileri ya da cilt bakımıyla ilgili videolar. Hani değişik astroloji videoları, Abraham Hicks çevirileri geliyor. Ama hani sizin başka önerileriniz varsa açığım. Zaten yenilikleri çok severim. Onu da yorumlara yazabilirsiniz diyorum. Görüşürüz.